alırız biz oraya gelince. Temiz temiz 2-3 haftamız biraz ağır ama geniş. Gapşuz 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Fuarların bölge ve ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemiz ve dünyada önemi gün geçtikçe artan fuarlar, ekonominin nabzını tutabilmek için de önemli bir göstergedir. Fuarlar sayesinde binlerce alıcı ve satıcı bir araya gelerek iş bağlantıları kurabilmekte, böylece ekonominin çarklarını ve dinamiklerini harekete geçirmektedir. Fuarın ne kadar büyük, güçlü ve Gaziantep için özel olduğunu anlatmama gerek yok. Bu fuar Gaziantep'in yüz akı. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra yapılan en büyük ikinci fuarı. 250 tane kahraman ayakkabı, terlik ve yan sanayicisi firmasıyla bugün burada bu ekonomik sıkıntılı süreçte dik durduğumuzu gösterdiğimiz güç birliğiyle el ele vererek bu fuarda en güzel yeni trend ürünleri sergiye çıkardığımız bizleri heyecanlandıracak, motive edecek, önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisine, Gaziantep'imize ve kendimize katkı sağlayacak güzel ve bereketli bir fuar olmasını Yüce Allah'ımdan diliyorum inşallah. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en büyük kapısı Gaziantep ilimizde gerçekleşen bu fuar bizler için, ekonomi için Gaziantep'in fuar gelirlerinden büyük pay elde edebilmesi için olumlu ve güzel bir gelişme. Fakat biliyorsunuz ki dövizde yaşanan yükselme kendi iç dinamiklerimizin ne kadar iyi olsa bile bu bağlamda bu sıkıntılı süreci aşmakta güçlük çektiğimizi aşikar ve bilinen bir durum. Vadelerin uzunluğu, banka kredilerine ulaşamamak bizi etkilemekte. Diliyorum ki bir an önce Sayın Valim Ankara'ya bunu ulaştırırsınız. Bir sicil affına ihtiyaç var. Esnafın ekonomik yönden rahatlaması için bir can suyu kredisine ihtiyaç var. Esnaf kefaletler sayesinde biz bunları karşılıyorduk. Esnafımız 18 ay gibi uzun vadelerle alışveriş yaptığı için şu an el frenini çekmişiz. Diyoruz ki 6 aya geçmeyeceğiz. Bu adamlar 18 ay dolu. Acilen paranın maliyetinin düşmesi ve piyasaya tekrar bizim sektörün büyük oyuncularının güvenerek muslukları açması gerekiyor. Diliyorum ki bu bir an önce yapılır. Fuarımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası adına saygıyla selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdi biraz önce Gaziantep Fuarı'nda 260 katılımcıyı duyunca gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Biraz önce gerçekten mutlu oldum. Niye diyeceksiniz? Benim burada bugün 60 tane oda başkanıyla birlikte ben buradayım. Biz ayakkabıya, sektörümüze çok önem veriyoruz. Fuarı beraber fuar alanına girdik ve fuarı açılış yapılmadan bir gezelim dedik. Gezdik. Gerçekten şu anda hepiniz de takdir ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bu dövizlerle olan girdi maliyetleriyle bizim sektörümüz en çok sıkıntı yaşayan sektördü. Ama biz onu atlatmışız arkadaşlar. Şu anda fuarda insanların yüzü gülüyor. Çok da iyi iş yapacağına, bu fuarda güzel adımlar atılacağına, iyi siparişler alınacağına inanıyorum ben. İnşallah öyle olacak. Gaziantep Fuarı'na niye önem veriyorum? Gaziantep Fuarı Orta Doğu'nun kapısı. Üretim gücü, ihracatı ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif kenti Gaziantep her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor.
geniş bir yelpazede üretim yapan şehrimizden Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böylesi zorlu bir dönemde rekor kırdık. Türkiye'nin Kasım ayı ihracatı %9.4 artarken Gaziantep'in ihracatı %13.4 oranında arttı. Hani 2011 yılından önce hep Türkiye'nin iki katı büyüyorduk ya, yine o günlere yaklaştığımızın habercisi olduğuna inanıyorum bunun da. 11 aylık dönemde ise 6 milyar 356 milyon 300, 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Ve yıl sonu hedefimiz olan 7 milyar dolara Allah'ın izniyle ulaşacağımıza inanıyorum. Değerli konuklar, Türkiye'nin 6. büyük ekonomisine sahip kentimizden dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ayakkabı sektörü de kentimizin en önemli sektörleri arasında yer alıyor. Ayakkabı sektörümüz özellikle son yıllarda makineleşme ile birlikte büyüme ivmesi yakaladı. Gaziantep'li üreticiler erkek, çocuk, bayan ve spor ayakkabısında günlük 150 bin adet. Terlik imalatında ise 1,5 milyon adetin üzerinde üretim kapasitesine ulaştı. 28.sini gerçekleştirdiğimiz fuarımızda yılda iki kez yaz ve kış olmak üzere düzenlememizdeki amacımız ayakkabı sektörünün potansiyelini Türkiye ve dünya pazarına açarak atılım içerisindeki sektörün büyümesine katkı sunmaktır. Sayın konuklar, Gapşus fuarı hızla büyüdü ve Türkiye'de sektörün en önemli büyük fuarlarından birisi haline geldi. Fuarımızda Suriye'den Çin'e kadar 250 firma, 750 marka ürün de sergilenecektir. Türkiye'nin her noktasından profesyonellerin geldiği fuarımızda yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi katılıyor. Türkiye'de ayakkabı sektörünün nabzını tutan ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'te 2017 yılı toplam ayakkabı ihracatı 120 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ayakkabı ihracatımız geçen yılın toplam ihracatını geride bırakarak 127 milyon dolara ulaşmıştır. Gaziantep'li ayakkabıcılarımız bu rakamlarla ilk 11 ayda kendi sektörlerinde Türkiye ihracatının %16.4'ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Şehir ekonomisi ülke ekonomisinin 10 katın üzerine çıkıyor. Böyle bir dünya var. Önce dünyayı çok iyi anlamamız lazım. Biz bölgemizin kanı olabiliriz. Hiçbir eksiğimiz yok. Biraz önce söyledik. Elbette sınırımızdan kaynaklı risklerimiz var. Ama risk eşittir rızk. Eğer her krizi fırsata dönüştüremezsek, sürekli mazeret üretirsek bugün hiçbirimiz de burada olmazdık. Bu fuarlar da yapılmaz. Zaten yeterince mazeretimiz var. Zaten dibimizde bir istikrarsızlık var. Zaten 500 bin mültecimiz var. Zaten bir sürü sıkıntımız var. Ama asıl olan şey bu coğrafyada ekmeği taştan çıkaranlarındı. Bize hiçbir şey gümüş tepsiyle sunulmadı. Bizde alın teri ve akıl teriyle giden bir kalkınma yolculuğu var. İşte o yüzden bugün buradayız. Direneceğiz. Ve kalkınma yolculuğunda hedefimize ulaşacağız. Hedefimiz Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın 10. ekonomisi olmak. Buna en yakın şehir de Gazişehir'di. Ben sizi kutluyorum. Bu direncinizden dolayı kutluyorum. 15 Temmuz'da tankların önüne şehit olan, atılan bütün kardeşlerimizden hiçbir farkınız yok. Bu şartlarda makineyi çalıştırmak, çarkı çevirmek, milli seferberlik ilan etmek en büyük duruştu. O yüzden ben sizinle övünüyorum. Bütün sanayicilerimin ellerinden öpüyorum. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu topraklarda doğmak büyük bir ayrımcılık. Gazi şehrin bir evladı olmak büyük bir farkındalık. Hakikaten bu güzellikle birlikte yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yolumuz elbette engeller olabilir ama bir de beraber olursak bu yolculuğu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Dünya nereye gidiyor, biz ne yapacağız dediğimiz zaman biraz önce değerli başkanım söyledi. 10 Ağustos'ta yaşadığımız gözümüzün önündeki bir dolar darbesiyle birlikte eyvah dediğimizde en hızlı toplanan şehir Gaziantep oldu. Bu şehrin başka bir derdi var ya. Bu şehirde damdan düşenlerin başka bir derdi var. Kimsenin bireysel bir derdi yok. Memleket sevdası var. Ve kalkınma yolculuğunda
önümüzdeki engelleri aşmak için bir Gaziantep modelini nasıl oluşturduğumuzu artık bütün dünya konuşuyor. 500 bin mültecisini bir kalkınma modeline dönüştürebilmek için gayret gösteren bir Gaziantep var. Bir şeyi 28 kere yapmak orada bir kümeleşmenin olduğunu, bir devamlılığın olduğunu gösteriyor. Benden önce konuşanlar hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem başkanlarımız genel itibariyle söylediler. Ama şundan emin olun. Türkiye'nin yarını bugünden daha parlak ve bugünü de dünden daha iyi. Hiçbir şey geriye gitmiyor. Bir ekonomik saldırı altına kaldık ama çok şükür hem Gaziantep hem Türkiye bunu çabuk atlattı. Diğer ülkelerden daha da çabuk atlattı. Ve bizim özellikle ihracat yapan firmalar için de bir avantaj doğdu. Özellikle kurdan dolayı belli bir avantajımız var şu anda. Bu daha çok ihracat demek, daha çok üretim demek, daha çok kendimizi yenilememiz demek. Bunu da en iyi Gaziantep'liler yapıyor. Herkes sizin hakkınızı teslim ediyor. Geldiğiniz noktada belki bu 50 sene önce, 30 sene önce böyle olmayabilirdi. Ama şu an insanlar en kaliteli malın Gaziantep'te üretilebildiğini ve bunun da en rekabet edebilir, en uygun fiyatla üretildiğine kanaat getirdiler. Dünyanın neresinde olursa olsun Gaziantep'e geldiğinde istediği kalitedeki ürünü diğerlerine göre daha uygun fiyata alabiliyor. Bu önemli bir avantajınız. Şehrimizin önemli bir avantajı. Kamuya düşen iş sizin önünüzü açmamız. Biraz önce söylendi. Finansmanla ilgili sıkıntılar var. Evet var ama iki ayda önceden daha iyiyiz. 3-4 ay içerisinde özellikle Mart'tan sonra bu finansman maliyetinin, paranın maliyetinin daha düşeceğine bütün uzmanlar kanaat ediyor. Bizler de buna inanıyoruz. Dolayısıyla da karamsarlık bulaşıcıdır. Şimdi oldu, şimdiye kadar olduğu gibi ileriye bakmak lazım. Sayın Bayan,